Selam arkadaşlar. Palyaço yavruları ana tanka aktarmıştık en son. Gördüğünüz gibi palyaçolar artık ana tanktılar. Boylandırmak için buraya almıştım. Buraya güzel adapte oldular. 4 tane de kefal yavrumuz var. Böyle denk geldi. Şimdilik stabil durum. Kendime ayırdıklarım bunlar. Şöyle göstereyim size tekrar. Acıkmışlar şu an cam kenarına, o yüzden geliyorlar. Tankta bir süredir sıkıntı vardı. Problem ne olduğunu çözemedim. Frog spawn'um 6 kafa birden eridi. Oktopus 2 kafa gitti. Ama işin enteresan tarafı burada bazen anlam veremeyen arkadaşlar var. Tek tür besleyen arkadaşlar olduğu zaman bende çok çeşitli tür olduğu için ben buna mesela burada anlam veremediğim durumlar olabiliyor. Sizi çok iyi anlıyorum. Siz mesela mercanım öldü deyip su değerlerine bakıyorsunuz. Benim aynı türün farklı variyeteleri varken belli bir türün sadece belli kafaları gidiyor mesela bazen. Çok nadir oluyor. Mesela Frog Spawn'un alttan 2, 3, bir de öbür tarafta 2 var. 7 kafa birden gitmiş. Ama diğerleri sağlıklı. Oktopus toparlayacak mı bilmiyorum. Çok eski bir mercan. Ama mesela bakın bu iyi durumda. Çok iyi durumda şu anda. Görüyorsunuz. Hamurlar öyle. Leather'lar çok iyi durumda. Bir yerde en ufak bir leather açıyor. Madagaskar. Çok iyi durumda. Sakollu var yanında. Burada var bir tane. Glove'lar çok iyi durumda. Mesela. Buradaki hammer'lar gayet iyi durumda. Mushroom çeşitleri var. Polipler vesaire, zoalar. Bir ara zoalar da eridi. Nitrat yetmedi arkadaşlar. Nitratım sıfırlanmış. Artık nitrat giriyorum. Sıvı nitrat giriyorum. Bunlar büyük kayalar tabi. Görüyorsunuz. Şimdilik sorun yok. Belki yavrular girdikten sonra biyolojik sistemdeki değişiklikle alakalı kaynaklı bir problem olmuş olabilir. Ama oturdu şu anda. Aşağıda yeni çiftimiz var. Şöyle kuru ve yedimiz çalışıyor. Bu arkadaşların yavruları muhtemelen bu gece çıkacak. Evet, bu gece çıkacak gibi duruyorlar. Bir ışığı açalım bakalım. Siz de görün. Evet. Yani ya bu gece ya yarın gece çıkacak gibiler. Dikkatli bakacağım. Maron. Bunlar da bir bu ara herhalde yumurtlama aşamasına gelecekler. Burada bir turuncu çiftimiz var. Halıcı Hayri abimizin çifti. Bakalım onun, bunların da yumurtlamasını bekliyorum. Burada bir maron çiftim var. Bunu biliyorsunuz. Bunları biliyorsunuz. Bu arkadaşlar yumurtluyorlardı. Şu anda taşa yumurtlamıyorlar. Sanırım şu camın dibine yumurtluyorlar. Kaçırıyorum o yüzden. Takipteyim. Biraz sıkıntımız var ama ufak ufak problemler giderilir, sorun yok. Fazla canlı girişi oldu çünkü. Şu anda palyaçolar büyüdüler artık. Palyaçolar bu arada arkadaşlar, yani bildiğiniz beni takip ediyorlar. Çok cana yakın balıklar oldular. Bu arada biliyorsunuz ki siyah çiftin yavruları bunlar. Fakat bunlar turuncu. Tam renklerine oturmadıklarını da görüyorsunuz. Bazıları daha hala turuncumsu, siyah arası bir renkteler. Daha büyüdükçe muhtemelen renkler oturacak. O yüzden onları biraz daha büyüdüğünde göreceğiz. Tam renklerini. Şu an tanka yayılmış haldeler. Dolaşıyorlar. Hiyerarşik düzen oturuyor. Kimisi sağ taraf, kimisi sol tarafta takılıyor. Kimisi arada gidip geliyor. Bir gruba, bir bu gruba. Gruba bölünmüş haldeler. En büyük koloni bu.
Burada büyük bir hiyerarşi sistemi var. Şu alttaki büyük muhtemelen. Lider bu. Camlar leş gibi arkadaşlar. Çalışıyorum. Bu aralar yoğunum. Çok fazla ilgilenemiyorum akvaryumla da. Kefaller de acıkmış. Hemen bir yem atalım. Siz de nasıl yem yiyorlar görün. Açabilirsin. Evet. Işığı görüyorsunuz arkadaşlar. En son yaptığım ışık. Evet, şimdi toz yem atacağım. Şuradan da hep beraber görelim. Görüyorsunuz. Su üstünde kalan yemden bu. Kefaller de yiyorlar. Kefaller de palyaçolar sayesinde alıştılar. Su üstü yem yemeye. Su altı yem de yiyorlar. Batan yem de yiyorlar. Hepsini yiyorlar. Sorun yok. Arkadaşlar bugün itibariyle cep telefonu çekilişimin talihlisine cep telefonunu gönderdim. Grupta videolara beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Yakında Samp aydınlatması çekilişi yapacağım. Yani kanaldaki abonelerden birine hediye vereceğim. Çekiliş demeyelim de. Birinize hediye vereceğim. Bununla alakalı yönergeyi anlatacağım zaten. Bu sefer daha kolay bir şey isteyeceğim muhtemelen. Biri video altına yorum olarak isteyeceğim. Yorum yapanlar arasından bir hediye vereceğim bir kişiye. O yüzden takipte kalmanızı öneririm. Sistem devam. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar.